Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosundan hepinize selamlar. 2-3 gündür taşınma işlerinden dolayı video atamıyorum, yayın da yapamıyorum. Bunu zaten kanaldaki topluluk sekmesinde belirtmiştim. Ki bir 2-3 gün daha atamamaya devam edecektim. Ama yeni güncelleme gelmiş. Biliyorsunuz ki yeni güncellemeyi en hızlı, en bilgi içeren şekilde aktarmak benim boynumun borcu, yani yıllarda Dead by Daylight'ta bunu görev edindim. Lafı uzatmadan yeniliklerimize başlayalım. İlk önce menü değişti gördüğünüz gibi. Bence çok güzel olmuş. Hani ilk başta Cyberpunk'a girdim sandım, yani ne oluyor dedim. Öyle bir menü yapmışlar. Şimdi oyuna yeni karakter ve yeni kurban eklendi. Bunları zaten anlatacağız uygulamalı bir şekilde. Fakat ondan önce gelen küçük değişiklikleri anlatmak istiyorum. İlk değişiklik Blight'ta. Blight'ın birincil şahıs bakış açısındaki animasyonlar değiştirildi ve kamera açısı biraz yukarı kaldırılmış. Blight'ın sağa sola çarpmasındaki hitboxlar düzeltilmiş. Onu da açmak gerekirse yani şöyle. Yani Blight'ın özelliğine geçtiğinizde bazen ağaca çarpmanıza rağmen yanından böyle hani ağaca omuz atmışsınız gibi sürtüp falan geçiyordu. Artık bu olmayacak. Ağaca çarpıp yönünüzü vermeye devam edebileceksiniz. Bu düzeltilmiş. Bir diğer değişiklikler Wraith'te. Wraith görünmezken hareket hızı biraz arttırılmış. Yani görünmezken daha hızlı gidebileceksiniz. Fakat görünmez değilken ki hareket hızı da biraz düşürülmüş. Yani Wraith oynarken görünmez haldeyken hızlı gidebileceksiniz. Görünmez değilken ise biraz daha yavaş gideceksiniz. Onun harici renk körü modu eklendi oyuna. Şurada seçenekler butonuna bastıktan sonra buradaki çubuğumuzu aşağı çekerek gördüğünüz gibi renk körü moduna ulaşabiliyoruz. Buradan moddan istediğiniz seçeneği seçip buradaki yoğunluğu arttırarak gördüğünüz gibi oyunun renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Bir diğer değişikliğimiz Decisive Strike perkünde. Katil sizi düşürüp kancayı astıktan sonra ve takım arkadaşlarınız sizi kancadan kurtardıktan veya da kendiniz kancadan kurtulduktan sonra Decisive'niz aktif oluyor. Ve perkünüzün seviyesine göre belli başlı saniye içerisinde Decisive'nizi kullanabiliyorsunuz. Genel olarak bilmeyenler için Decisive'i böyle özetleyelim. Fakat şimdi şöyle oldu Decisive. Yine aynı şeyler geçerli. Arkadaşlarınız sizi kancadan kurtardıktan sonra falan süreniz başlıyor. Fakat eğer Decisive süreniz bitmeden herhangi bir eylem yaparsanız, işte jeneratörü tamir etme, herhangi bir arkadaşınızı heal'lama, totem kırma gibi, Decisive'niz direkt devre dışı kalıyor. Yani diyelim ki Decisive'niz bitmesine 20 saniye var. Siz gittiniz bir jeneratöre oturdunuz. Decisive'nin süresi direkt sıfırlanıyor ve siz bir daha asılana kadar Decisive'niz devre dışı kalmış oluyor. Decisive atmanıza izin vermiyor oyun. Böyle bir şey yapmışlar Decisive'e. Kancadan alındım ve Decisive'nin süresi gördüğünüz gibi başladı. Fakat ben herhangi bir eylem gerçekleştirirsem, mesela jeneratöre oturmak gibi, jeneratöre oturdum ve gördüğünüz gibi Decisive'im devre dışı kaldı. Ve genel olarak birçok bug fix'inden bahsediyorlar. Onlara tabii ki her zaman olduğu gibi he deyip geçiyoruz. Ve sıra geldi yeni killer'ımıza. Bilerek şöyle arkasını döndürdüm çünkü... Yıllar önce bir adam vardı. Beni hatırladın mı? Böyle gereksiz bir şey yapmak istediğim için arkasını döndürdüm. Gördüğünüz gibi yeni katilimiz bu. Adı Dümenci. Ve resmen bir Survivor gibi, yani suratındaki şu lekeleri, kan izlerini falan koymazsak net bir Survivor tipi var. Tabii ki her videoda olduğu gibi katilin hikayesini okumak isteyenler için buradaki kısmı yavaşça aşağı indireceğim. Okumak isteyen varsa okuyabilir. Şimdi gelelim katilimizin perklerine. İlk perkü şöhret budalası. Bir kurbanı sırtınıza taşırken perkünüz aktifleşiyor. Ve sizin kalp atış menzilinizde olan tüm kurbanlar 20 saniyeli zayıf durum etkisi altına giriyor. Yani 20 saniye boyunca sizden tek yiyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Gelip size body block yapamayacaklar. Yapmaya çalışırlarsa eğer tek vuruşta onları yere indirebileceksiniz. Kurbanımızı sırtımıza aldık. Ve diğer kurbanımıza vurduğumuz zaman gördüğünüz gibi direkt yere serebiliyorsunuz. Bu şekil body block yapmasını engelleyebiliyorsunuz. İkinci perkü bir Efsun totemi. Yani yanan bir totem. Bunu kırmaları gerekiyor perkünüzü devre dışı bırakmaları için. Adı kitle kontrolü. Bir kurban hızlı bir şekilde pencereden atladıktan sonra mahluk pencereyi 10 saniyeli kullanılamaz hale getirir. Ve bu sanırım toteminiz kırılana kadar sınırsız. Yani siz bir kurbanı kovalarken hangi pencereden atlarsa atlasın o pencere sürekli kapatılacak. Dolayısıyla kurban loop atamayacak size. Yani en azından bir pencereyi 3-4 kere kullanamayacak. Böylece olduğu güçlü spottan onu kovmanızı sağlayacak. Fakat bir Efsun totemi dediğim gibi. Yanan toteminizi bulup kırarlarsa bu perkünüz devre dışı kalacak. Killer Shack penceresinden hızlı bir şekilde atladım. Ve gördüğünüz gibi pencere kapandı. Pencerenin kapanması için katilin kalp atış menzilinde falan olmanıza gerek yok arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ne zaman atlarsanız atlayın. Gördüğünüz gibi pencere kapanıyor. Bu pencere kapandıktan sonra hemen diğer pencereye gidiyorum. Hızlı bir şekilde atladım ve gördüğünüz gibi sınırsız bir şekilde Efsun totemi kırılana kadar hızlı bir şekilde atladığınız her pencere kapanmış oluyor. Son perküde çıkış yok. Kancaya astığımız her farklı kurban için bir nişan kazanıyoruz. Oyunda 4 survivor var biliyorsunuz ki.
ve her Survivor'ı kancaya asarsanız 4 tane token kazanmış oluyorsunuz. Bunlar da ne işe yarıyor? Son jeneratör tamir edildiğinde, yani kapılara elektrik gittiğinde, mahluk iki çıkış kapısının da açılmasını engelliyor. Peki nasıl engelliyor? Sizin her kazandığınız nişan başına 8 saniye geciktiriyor. Yani her kurbanı astıysanız 4 tokeniniz olacağı için 8x4'ten 32 saniyeliğine son jeneratör bitmesine rağmen iki çıkış kapısının da açılmasını engelliyorsunuz. Tabi perkün seviyesine göre buradaki 8 saniyede artıyordur diye tahmin ediyorum. 10-12 saniyeye kadar çıkıyordur büyük ihtimal. Yani son jeneratör bitmesine rağmen kurbanlar kapıyı belli saniyeliğine açamıyorlar, beklemek zorundalar. Ya saklanacaklar ya da onları yakalayacaksınız. Ve arkadaşlar gelelim kurbanımıza. Yun Jin Lee isimli kurbanımız. Gördüğünüz gibi şöyle bir onu da kendi etrafında döndürelim. Yani Ankara pavyonlarından çıkmış gibi, affedersiniz. Görüntü icabıyla. Fakat tabii ki insanın iç güzelliği önemli. İçini bilemeyiz. Hemen bunun da hikayesini okumak istiyorsanız durdura durdura bu kısımdan okuyabilirsiniz. Ve gelelim karakterimizin ilk perküne. Kısa yol. Takımınızdaki 3 kurbandan herhangi birisi kancaya asıldığında bir nişan kazanıyoruz. Ve her asılmadan sonra bu nişanlar birikiyor. 2 nişan, 3 nişan diye artıyor. Peki bu nişanlar ne işe yarıyor? Bir jeneratör tamir ederken küçük beyaz kısım var ya orada, çok başarılı beceri denemesi diye. İşte onu tutturduğumuzda tüm nişanlarımızı tüketmiş oluyoruz. Ve tüketilen her nişan jeneratörün ilaveten %1 ilerlemesini sağlıyor. İkinci perkümüz hit parça. Bu bir bitkinlik perkü, ilginç bir perk. Katilin üstüne bir palet devirip katili sersemlettikten sonra 3 saniyeliğine %150 daha hızlı koşuyoruz. Yani bunu işte sprint burst gibi düşünebilirsiniz. Bunu gerçekleştirdikten sonra 60 saniyeliğine bitkin durum efektine giriyoruz. Aynı Dead Art'ta sprint burst olduğu gibi bu 60 saniyenin bitmesini beklediğimiz zaman tekrar perkümüz kullanılabilir hale geliyor. Katile stun attım ve gördüğünüz gibi 3 saniyeliğine %150 daha hızlı koştum. Böyle ilginç bir bitkinlik perkü yapmak istemişler. Son perkü de kendi bacağından. Sizin 12 metre yakınınızdaki bir kurban normal veya özel bir saldırıyla bir darbe, bir hasar alırsa perkünüz aktifleşiyor ve 6 saniye boyunca çizik bırakmıyorsunuz. Yani açıkçası 3 perkü de öyle efsane değil. Bence katilinkiler çok 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 daha güçlü ve iyi. Bir tek belki bitkinlik perkü kullanılır. Ve karakterimizin giriş animasyonuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi gerçekten cool bir karakter. Eline de pembe haydarını almış. Böyle haydarın ucuna bir şey bağlamış, değişik bir karakter. Bu güncellemeden gelen bir önceki güncellemede zaten şu HUD'lar falan düzeltilmişti. Arayüz falan. Şu anki gördüğünüz halini almıştı. Şimdi arkadaşlar katilimizin sol tıkı yine normal. Normal katillerde olduğu gibi sol tıkla vurabiliyorsunuz tabii ki de. Ve sol altta gördüğünüz gibi bir 60 sayısı var. Bu sayı neyi ifade ediyor? Sizin bıçak sayınız. 60 tane bıçak fırlatabiliyorsunuz kurbanlara. Sağ tıkla basılı tutarak bıçağınızı elinize alıyorsunuz. Ve sol tıkla gördüğünüz gibi şu şekil fırlatabiliyorsunuz. Tabii ki şu bıçak değdiği an direkt Survivor yaralamıyor. Böyle olsaydı çok güçlü olurdu. 7. sefer olması lazım. Birazdan deneyeceğiz. 7. bıçağı tutturduğunuzda Survivor yaralanıyor. Sonra bir 7 tane daha tutturduğunuz zaman Survivor'ı yere düşürmüş oluyorsunuz. Şimdi şöyle baktığınız zaman güçsüz gözüküyor katil. Hani attın, attın, vurması zor gibi gözüküyor. Fakat şöyle yaptığınız zaman gördüğünüz gibi muhtemelen çok güçlü bir katil olduğunu anlamışsınızdır. İnanılmaz seri bir şekilde bıçaklarınızı fırlatabiliyorsunuz. Şimdi bıçağın kaç seferde yaraladığını göreceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sefer, ha pardon 7'de barı fulledi. 8'de de yaraladı gördüğünüz gibi. Zaten bıçak tutturduğunuz bir kurbanda yanda bir işaret çıkıyor gördüğünüz gibi. Bir bar geliyor yanına. Ve bu bar fullendikten sonraki ilk tutturduğunuz bıçakta yaralanmış oluyor kurbanımız. Bu şekilde gördüğünüz gibi hızlı hızlı da bıçaklarınızı atıp kurbanı yere serebiliyorsunuz gerçekten. Secdeye yatırdık resmen. Diyelim ki bıçaklarımız bitti. Tamam, bıçaklarımızı bitirelim. Bıçaklarımız bitti ve gidip aynı Huntress'te olduğu gibi dolabı açarak mükemmel bir animasyonla bıçaklarımızı tekrardan yerine koyabiliyoruz. 60 tane bıçağımız tekrardan cebimize giriyor. Ve evet arkadaşlar, şimdi hepimizin merak ettiği kısım olan Morrison'dayız. Katilin özelliğini doğru anlatabilmek için yayınlardan incelemiştim ama Morrison'ı izlemedim. Hep beraber şimdi göreceğiz. Abi ben seni ararım lazım olur. Onu şey mi dedin? Al burada kartın mı dedin herife böyle? Evet abi. Hani mahalle kavgası falan olursa buradayım abi, anladın mı? Bunun tipe bak abi. Bayılmış durum.
Ve sırada da Survivor'ımızın giriş animasyonu. Hing Ming Song Fing 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 Survivor'ımızın adı arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Çok kasvetli ve hani gelinin kız kardeşiymiş gibi giyinmesi benim biraz sinirimi bozdu açıkçası. Hani bunu nereden aldılar, buraya getirdiler anlamadım. Hikayesini okumuşsunuzdur büyük ihtimal ama. Şimdi önce katilimizin Chase müziğini size bir dinleteyim arkadaşlar. Katil peşimizdeyken nasıl bir müzik çalacak? Müziği bu. Gayet güzel. Gerici. Ve katilimizin de dışarıdan görünümü bu şekilde. Koşucu Survivor gibi. Dediğim gibi resmen bir Survivor gibi. Hani uzaktan yanınıza falan gelirken katil olduğunu anlamayabilirsiniz bile. Bıçakları tutturduğu zaman gördüğünüz gibi ekranda çizikler oluşmaya başlıyor. İlk bıçakta sol alta bir çizik geldi. Devamında gördüğünüz gibi bıçak isabet ettikçe ekranınızda çizikler oluşmaya başlıyor. Ve şu gördüğünüz kırmızı bildirim geldiyse de bir sonraki atışta yaralanacaksınız demektir. Ve gördüğünüz gibi yaralandık. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir şeyi eksik veya yanlış anlattıysam yorumlarda belirtmekten lütfen çekinmeyin. Güncelleme hakkında, katil hakkında, perkler hakkındaki yorumlarınızı da mutlaka belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.